Merhaba, ben Canan Kardeş, sınıf öğretmeniyim. Bugün size Üçgen Yayıncılık 1. sınıf 2. dönem kitaplarını anlatmak istiyorum. Kazanım odaklı, beceri temelli Türkçe yolculuğu kitabı bulunmakta. Burada uzun metinlerden oluşan okuma anlama çalışmaları, aynı zamanda bu metinlerin sol üst köşesinde bulunan QR kodu okutarak da öğrencimizin dinleme becerisini geliştirebilirsiniz. Kolaydan zora ilerlemek istedik. Önce kolay okuma anlama kitabıyla çalışmanızı istiyoruz. Gördüğünüz gibi kısa metinlerden oluşuyor. Aynı zamanda yine sol üst köşesinde bu QR kodu okutarak da öğrencinin dinleme becerisini geliştirebilirsiniz. Bunu başaran öğrenci, yani bu kısa metinlerden okuduğunu anlayan öğrenciye bu Türkçe kitabında gösterdiğim uzun metinleri okumakta daha başarılı olacaktır. Kolaydan zora doğru bir yol izledik. Matematik yolculuğu kitabı yine tamamen birinci sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Matematik konularını sınıfta daha yaparak, yaşayarak, daha uygulamalı, daha somut hale dönüştürebilmek için de bu şekilde toplama ve çıkarma işlemi kartları hazırladık. Aynı zamanda sınıfta öğrencilerinizle beraber yapabileceğiniz bir saat tasarladık. Bu saati öğrenciniz dilediği renklere boyayabilir. Yine matematik dersi için bir ritmik sayma ve yüzlük tablo kartı oluşturduk. Bu kartı da öğrencimin görebileceği bir yere asıp her gün birden yüze kadar sayarak tekrar yapmasını sağlayabilirsiniz. Hayat Bilgisi Yolculuğu kitabı yine kazanım odaklı, beceri temelli bir kitap. Sınav kitabı, bu kitap ile öğrencilerinizin öğrenmelerini değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu ödev ve çalışma yaprakları ile öğrencinizin ödevlerini kontrol edip takip edebilirsiniz. Aynı zamanda öğrencinin öğrenmelerini tekrar etmesini de sağlayabilirsiniz. Kitap okumak özgürlüktür. Kitap okumak, okulda öğretilmesi gereken belki de en önemli becerilerden biridir. O yüzden Kitap Kurdu'nun Sırdışı diye bir defter oluşturduk. Bu defterde kitap ile ilgili kitabın adı, yazarı, kitabı resimleyeni, yayın evini, okumaya başladığım tarih, kitabı bitirdiğim tarih, kitabın konusu, olayın geçtiği yer ve zaman, karakterler, kitabı beğendim mi diye daha böyle öznel bir soru, beğendim çünkü bu şekilde kendi cümleleriyle anlatabileceği, aynı zamanda kitabın okuduğu kitapla ilgili zihninde kalan bir resim çizebilir buraya. Yine öğrencinizin görebileceği bir yere asacağınız 29 harften oluşan kartlar, rakam kartları, geometrik şekiller, noktalama işaretleri kartları. Öğrencilerin okuma hızını arttıracak ve onları okumayı sevdirecek okuma metinli kartları. Bu kartları yine anahtarlık gibi bir ipin içerisine geçirebilir ve öğrencinize tekrar tekrar okutabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.